başından bir şekilde ufak ufak filizlenmiş ve şimdi de giderek böyle büyüdüğünü söyleyebileceğim imgelerin birçoğuna dokunan bir kavram aslında. Yani bu kavram böyle dilimin ucuna gelip bunu böyle ortaya koyduktan sonra ben de dönüp dönüp şununla da ilişkili, bununla da ilişkili diye kendi kendime de okumaya başladım. Yani sanki hani orada doğmayı bekleyen bir kavrammış gibiydi benim için. Çok uzun bir zamandır yaptığım işlere baktığımızda hayvanlarla kadınların ya da hayvanlarla insanların, kadınlar, erkekler ve hayvanların bir şekilde kaynaştıklarını, tek bir bedende birleştiklerini görebiliyoruz. Yani çok kalpli varlık derken bir insanın çok kalbi olmasını kastetmiyorum ya da bir varlığın çok kalbi olmasını kastetmiyorum. Bu daha çok birden fazla varlığın kalbini, onun var olma mücadelesini ya da anlayışını kendi içinde barındıran bir varlık anlamında çok kalplilik. Dolayısıyla çok çoğulcu bir anlayışa işaret eden, çoğulculuğu çağrıştıran, birlikte olmayı, birlikte olunca daha güçlü olunacağını ileri süren bir kavram. Bu açıdan baktığımızda hani günün yeni kavramlarından queerleşme, yani hepsini birden ayırmaksızın, ayrımlar koymaksızın, o aradaki keskin sınırları eriterek var olmayı öneren bir kavram. Bu açıdan baktığımızda yani Fauna dizisini de kapsayan, onların tümünü kucaklayan bir kavram oldu. Bu sergi aslında doğrusunu söylemek gerekirse geçen yıl kurduğumuzda başka bir sergiydi. Yani daha başka işler planlıyorduk. Onlar olacaklardı. Gözümün önüne yapışan bir imge vardı Medusa ile ilgili. Onun nereden geldiğini açıklayamam şu an. Kendime bile açıklayamıyorum ama gözümün önüne yapışmıştı ve bu siyah beyaz bir imgeydi. Bunu neyle yapabilirim diye düşünmeye başlamıştım ben o sıralar. Mürekkep, kara kalem falan derken. İlkini yaptım ve bir tane gözü açıktaydı. O göze günlerce gidip gelip baktım. Yani hani insanın kendi işleriyle ilişkisi kuşkusuz çok farklı çeşitlenen bir iş ama Medusa ile ilişkim böyle oldu. Yani sanki büyülenmişim gibi. Ve ondan sonra kendimi alamadım. Yani hiçbir iş böyle plan şu da olsun bu da olsun diye planlamaksızın kendi kendine akma biçiminde ortaya çıktı aslına bakarsanız. Ama toplamda Medusa hani benim işlerimin arasında ne ifade ediyor diye soracak olursanız diğer figürlerden çok da ayrılmıyor aslında. Yani daha önce yaptığım işlerde geyikler, kuşlar vardı, balıklar vardı ve daha pek çok hayvan. Bunların çoğunda, kadın da dahil olmak üzere, kutsal oldukları için bir şekilde hem çok sevilen hem de kurban edilen varlıklardı. Yani kutsallıkları ve güzellikleri onları bir şekilde böyle kurbana çeviriyordu. Böyle bir anlayış vardı. Dolayısıyla orada trajik olan ve doğurganlık arasında ve şiddet arasında bir ilişki olduğunu düşünüyordum. Bunun peşindeydim. Medusa'ya baktığımızda bu da onlara güzellikle eklenen bir şey. Aslında ya da kıskançlıkla. Yani Medusa aslında işte mitolojiyi okuduğumuzda çok güzel olduğu için, kıskanıldığı için lanetlenmiş ve artık kimse ona bakmasın diye, bakarsa taşa dönsün diye bir yaratık haline, bir ifrit haline getirilmiş bir varlık. Onun güzelliği kıskançlıktan dolayı böyle bir trajediye uğramış, şiddete uğramış dolayısıyla tabii ki. Biz şimdi Medusa ile göz göze gelerek onun itibarını iade ediyoruz ve o aslında hani sembolik olarak da belki kadınların artık lanetli denilen kadınların kafasını kaldırıp bakması anlamında da okunabilir. Kuşkusuz bunların hepsi sadece küçük bir işaret, daha farklı açılardan okunmaya müsaitler. Tanrı'nın kuşları çok farklı açılardan okunabilir kuşkusuz ama daha çok baktığımızda bir trajediye topluca uğramış veya bir kırıma uğramış pek çok olay atıfta bulunan bir eser. Yani tek bir olaya diyemeyiz. Bütün onlara sunulmuş bir saygı gibi ifade edebilirim. İtibarı teslim edilmemiş trajedilere bir ağıt gibi okunabilir. Çok Kalpli Varlık adını taşıyan sergim 30 Eylül'e kadar Galata Rum Okulu'nda devam edecek.
Pazartesi hariç her gün 11 ve 7 arası, akşam 7 arası izlenebilir. Çok isterim herkes gelsin görsün. Çok isterim.